sınıflar bugünkü videomuzda alan problemleri yapacağız. Üçgensel ve dörtgensel, hatta çokgensel bölgeleri işledik. Bütün bu bölgelerin tamamı bir soruda aynı anda verildiğinde bakalım alan problemlerini nasıl yapacağız? Bugün bunu işleyeceğiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Yanda verilen şekilde ABCD yamuksal bölge, EBCD paralel kenar. Şuranın paralel kenar olduğunu görüyoruz ve şu en dıştaki şeklinde bir yamuk olduğunu söylüyor. Paralel kenarsal bölgenin alanı 108 santimetre kareymiş. Şimdi paralel kenar eğer burasıysa ve bir paralel kenarın alanını biz nasıl buluyorduk? Taban çarpı bu tabana ait yükseklikle buluyorduk. Yani 12 ile yüksekliği çarptığımızda alanı bize kaç verilmiş? 108. Bu durumda 108'i hemen 12'ye bölüyoruz ve yüksekliğimizi 9 buluyoruz. Demek ki şuradaki yüksekliğimiz 9'muş. Bu yükseklik aynı zamanda paralel kenarın yüksekliğiyken aynı zamanda yamuğun da yüksekliği olur ve hatta üçgenin de yüksekliği olur. Ve bize sorulan yamuksal bölgenin alanı. Peki bir yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Alt tabana bakalım. Alt taban 12 artı 6'dan kaç gelir çocuklar? Alt tabanımız 18. Peki üst tabana bakıyorum. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Yani burası 12 ise burası da nedir? 12'dir. Bu durumda üst tabanımız 12 oldu. 2'ye böleceğim ve yüksekliğimizi kaç bulmuştuk? Yamuk için de yükseklik 9'dur dedik. Ve yüksekliğimizi 9 alıyoruz. 18 ile 12'yi topluyorum. 30. 30'u 2'ye bölüyoruz. 15. Ve 15 ile 9'u çarpıyorum. Ve 135 buluyoruz. Demek ki bu yamuksal bölgemizin alanı kaçmış? 135. İkinci sorumuza bakalım. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölge, şuranın dikdörtgen olduğunu görüyoruz ve GHEF yani ortadaki şekil bir eşkenar dörtgenmiş ve AB 16. Şuraya hemen 16 olduğunu yazalım. Burası 16 ise FH uzunluğunun da 16 olduğunu görüyorsunuz. Peki BC 36'ymış. Yani şu uzunluk 36 ise E'den G'ye kadar olan uzunluğun da 36 olduğunu görüyorsunuz. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bulmamız gereken şey şu. Biz en dıştaki dikdörtgenin alanını bulup, dikdörtgenin alanı içerideki eşkenar dörtgenin alanını da bulsak ve bunları birbirinden çıkartsak, dikdörtgenin alanından içerideki eşkenar dörtgenin alanını çıkarttığımda geriye boyalı alanlarım kalır. Peki dikdörtgenin alanıyla başlayalım. 36 ile 16'yı çarpacağız. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bize dikdörtgenin alanını verecek. 36 çarpı 16 ve bunun da cevabı 576'dır. Devam ediyorum. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulacağız. Eşkenar dörtgenimiz için iki tane köşegenin uzunluğunu biliyorum. Peki eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yani 36 çarpı 16 bölü 2. Peki sadeleştirelim isterseniz. 16 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 8 ve 36 ile de 8'i çarpıyoruz. 288. Dikdörtgenin alanı 576 bulduk. Eşkenar dörtgenin alanını 288 bulduk. Ve bunları birbirinden çıkartıyoruz çocuklar. Ve geriye kalan bölgemiz bize boyalı olan kısmı verecektir. Cevap 288. Ve geldik üçüncü soruya. Yanda verilen şekilde ABCD karesel bir bölgedir. Buna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi boyalı bölgeye baktığınızda bir yamuktur diyemiyoruz. Bir eşkenar dörtgendir veya bir karedir, dörtgendir, üçgendir. Tam bir şekil değil. O zaman boyalı bölgeyi bulmak için biz karenin alanından şuradaki iki tane üçgenin alanını çıkarttığımızda bence bize sorulan yere ulaşmış oluruz. Bakın karenin alanından şu iki üçgeni çıkarttığımızda geriye neresi kalır? Buradaki taralı alan kalır. Peki karenin alanıyla başlayalım isterseniz. Karenin bir kenarı kaçmış? 18. 18 ise bu kenar da 18'dir bu durumda. İki kenarı çarparak biz karenin alanını buluyorduk. Yani 18 ile 18'i çarpacağız. Ve daha sonra şununla devam edelim. İki tane üçgenin alanını bulacağız. Ama öncelikle şu kenarlara ulaşmam gerekiyor. Karenin bir kenarı 18 ise, burası da 18 olması gerekiyor. O zaman 18'den 9'u çıkartırsak, burayı ne bulmuş oluyoruz? 9. Peki tamamının 18 olması gerekiyordu. 18'den 9'u çıkarırsak, burayı da ne bulmuş oluyoruz? 9. O zaman şuradaki üçgenimin alanı ile başlayalım. Dik üçgenimiz
üçgenin alanına nasıl bulunuyordu? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 18 ile 9'u çarpıp 2'ye böleceğim. Sadeleştiriyorum ve burası ne geldi? 81. Hemen şuradaki üçgenimizin alanını bulalım çocuklar. Dik kenarlardan biri 12, diğeri 9. 12 ile 9'u çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştiriyoruz. 6 olur. 6 kere 9, 54. İki üçgenimizin alanı 54 ve 81 bulduk. Bu durumda 54 ve 81'i toplayıp karemizin alanından ne yapacağız? Çıkartacağız. Peki 18 ile 18'i çarptığımızda 324 buluruz. İkisini topluyorum çocuklar. 135 buluyoruz. Ve 324'ten de 135'i çıkartıyoruz. Ve cevabımız 189 geliyor. Ne yaptık? İlk önce kareyi bulduk. Kareyi bulduktan sonra iki tane üçgenin alanını bulduk. Ve bu iki üçgenin alanını çıkarttığımızda geriye sadece boyalı kısım, yani 189 kalır. Ve geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda kareli bir zemin var, görüyoruz. Ve karesel bölge, dikdörtgensel bölge, paralel kenarsal ve yamuksal bölgelerden oluşmuştur. Tüm bölgelerin alanlarını soruyor. İlk önce şununla başlayalım. Bu bir kare ise, burası 20 ise, burası da 20 olmalı. O zaman 20'den 12'yi çıkartırsanız şu uzunluğu kaç bulursunuz? 8. Peki, burası 20 ise dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burası da 20'dir bu durumda. Peki, devam ediyorum. Eğer burası 12 ise, şuradaki paralel kenarın yüksekliği de kaç olur çocuklar? 12 olmaz mı? Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil midir? Demek ki paralel kenarımızın yüksekliği de 12 olur. Peki geldik buraya. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Bu durumda burası 8 ise burası da 8'dir. Şimdi karenin alanı ile başlıyorum. Karenin alanını bulmak için bir kenarı 20 ise eğer 20 ile 20'yi çarpıyorum ve 400 buluyoruz. Bu karemizin alanı. Geldik dikdörtgene. Dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak iki kenarı çarpıyorum. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz. 20 çarpı 8'den 160 buluyoruz. Bu da dikdörtgenimin alanı. Ve geldik yamuğun alanına. Yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı topluyorum. Bunu yan çevirirseniz üst taban 8, alt taban 20 olur. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz neresi oldu bu durumda? 8 oldu. 28'i 2'ye bölüyorum çocuklar. 14. 14 ile de 8'i çarpıyoruz ve 112 buluyoruz. Ve son olarak geldik paralel kenarımızın alanına. Paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik değil miydi? Tabanım 20 ve bu tabana ait yüksekliğim kaçtı? Şundan dolayı 12 idi. Yani 20 ile 12'yi çarpıyorum ve 240 buluyorum. Elimizdeki bütün bölgelerin alanlarını bulduk ve şimdi hepsini topluyoruz. Yani 400'ü, 160'ı, 112'yi ve 240'ı topluyoruz. Ve 912 toplamalarımızı buluyoruz. Geldik 5. soruya. 5. soruda elimizde bir paralel kenar var. ABCD paralel kenar ve EC uzunluğunu 12 vermiş. Şimdi ilk gördüğüm şu, paralel kenarın karşılıklı uzunlukları birbirine eşitse, burası 36 ise burası da 36'dır. 36'dan 12'yi çıkartırsanız şu uzunluğu bulmuş olursunuz. 36'dan 12'yi çıkartırsak ne buluyoruz? 24. Sonra devam edelim. Yamuksal bölgenin alanı bize 96 verilmiş. Yamuksal bölgeden kastı şu, mavi olan bölge. Alanı 96 ise biz yamuğun alanını nasıl buluyorduk? Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Yani 36 ile 12'yi topluyorum. 2'ye bölüyorum ve sonra şuralarda bir yüksekliğim olması gerekiyor. Bunu bulacağım. Yükseklikle çarpıyorum. Bu bize alanı veriyordu. Ve alanımız kaça eşitmiş? 96'ya eşitmiş. İşlemimizi yapalım. 36 ile 12'yi topladım. 48, 48'i 2'ye böldüm. 24. Ve 24 ile yüksekliği çarptığımda da 96 oluyorsa, 96'yı 24'e böldüğünüzde yüksekliğin 4 olduğunu göreceksiniz. Yüksekliğin 4 ise bana üçgensel bölgenin alanını soruyor. Bu üçgenin tabanının şu an kaç olduğunu görüyoruz. İlk önce üçgenin alanını da bir hatırlayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Bu bana üçgenin alanını veriyordu. Üçgenimizin tabanı 24. Taban yerine 24 yazdım. Peki bu tabana ait yükseklik şuralarda bir yerdedir. Ve bu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşittir. Demek ki yüksekliğim kaçmış? Bundan dolayı 4. O zaman 24 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştirin.
12 olur. 12 ile de 4'ü çarptığınızda 48 bulmuş oluruz üçgenin alanını. Zaten bize de üçgenin alanı soruluyordu. Ve geldik 6. soruya. Yanda verilen şekilde ABCD paralel kenar. Şurası paralel kenar ve içeride de eşkenar dörtgensel bölgeler var. Ve bize GF 10 cm verilmiş. Hemen GF'ye bakalım. Şurası 10 cm verilmiş. Ve buna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi boyalı bölgeye baktığımızda bir yamuk değil, bir eşkenar dörtgen değil ya da bir kare değil, düzgün bir şekil değil. Hatta parçalı bir bölüm. Bu durumda benim yapmam gereken boyalı bölgeyi bulmak istiyorsam, ilk önce tüm paralel kenarı bulacağım. Bütün paralel kenarın alanını bulduktan sonra içerideki şu eşkenar dörtgenin alanını bundan çıkarttığımda, bakın paralel kenar bu. İçindeki eşkenar dörtgeni alıp çıkarttığımda geriye sadece bana boyalı alan kalmaz mı? Bu durumda paralel kenarın alanıyla başlayalım. Burası 25 ise alt tarafta nedir çocuklar? 25. Yani benim paralel kenarımın tabanı 25'miş. Peki bu tabana ait yükseklik şurası değil midir? Bu benim paralel kenarımın yüksekliğidir. Bu durumda 25 ile 12'yi çarpıyoruz ve 300 buluyoruz. Bu benim paralel kenarımın alanı. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulacağız. Peki eşkenar dörtgenle ilgili ne biliyoruz? Eğer burası 12 ise şuradan, bakın şurayı sileyim daha iyi göreceksiniz. Şu uzunluk 12 ise bu uzunluğu buraya taşıdığımda şu uzunlukta yine 12 olmaz mı? Ve bu çizdiğim uzunluk eşkenar dörtgenimin en uzun köşegeni değil midir? Zaten en kısa köşegenini bize vermişti. En kısa köşegenimiz kaçtı? 10. Ve eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki köşegeni çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 12 ile 10'u çarpıp 2'ye bölüyorum. 122'ye böldüğünüzde kaç oldu? 60. Paralel kenarının alanı 300, eşkenar dörtgenin alanı 60 ise ikisini birbirinden çıkarttığımda boyalı bölgeyi buluyordum. 300'den 60'ı çıkartıyoruz ve 240 bulmuş oluyoruz. Ve geldik 7. soruya. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgensel bölge ve ABFE yani şu içerideki beyaz yer yamuksal bölgedir. Buna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi yine boyalı bölgelerin alanlarını direkt bulma şansım yok. Çünkü şu uzunluğu bilmiyorum, bu uzunluğu da bilmiyorum, burayı da bilmiyorum. Bu durumda ben bu üçgenlerin alanlarını bulma şansım şu an yok. Ama nasıl yapabiliriz? Eğer boyalı bölgenin alanını bulmak istiyorsa, dikdörtgenin, tüm dikdörtgenin alanını bulacağım. Tüm dikdörtgenin alanını bulacağım. Ve bu dikdörtgenin alanından neyin alanını çıkartacağız? Yamuğun alanını alıp çıkarttığında geriye şuradaki iki tane mavi bölge kalır. Dikdörtgenin alanıyla başlayalım. Uzun kenarı 24, kısa kenarı 16. Ve dikdörtgenin alanı uzunla kısayı çarparak bulunuyordu. Ve 24 ile 16'yı çarpıyoruz. 384 buluyoruz. Bu benim dikdörtgenimin alanı. Geldik yamuğun alanına. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban bölü 2. Yani 9 artı alt taban 24 bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliğim şurada bir yerde olması gerekiyor. Şu uzunluk yana doğru baktığınızda 16'ya eşit değil midir? Yani yüksekliğim kaç oldu benim bu durumda? 16 oldu. Yükseklik yerine de 16 yazıyoruz. 24 ile 9'u topluyoruz. 2'ye bölüyorum ve 16 ile çarpıyorum ve 264 buluyoruz çocuklar. 264. Ve en son 384'ten 264'ü çıkarttığınızda 120 bulmuş oluyorsunuz. Ve bu da bize boyalı kısımların yani şu iki tane üçgenin alanını vermiş oluyor. Ve geldik 8. soruya. Şekilde verilen eşkaresel bölgeler ve dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur ve CK 9 cm'miş. Hemen CK'yı bulalım. Burası 9 cm'miş. Eşkaresel bölgelerden oluştuğunu unutmayın. Her biri eşmiş bunların. Birbirine eşit. Ve eşkaresel bölgelerden birinin alanı 100. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki bu kenar X olsun. Kare ise tüm kenarlar aynı değil midir? Ve karenin, bir tane karenin alanı nasıl bulunuyordu? X ile X'i çarpıyorum ve bu alan bize kaçlık olarak verilmiş? 100. X ile X'i çarptığında 100 oluyorsa hangi sayıyı kendisiyle çarptığınızda 100 olur? Tabii ki 10. Bu durumda demek ki karelerin bir kenarı kaçmış? 10, 10. Hatta burası da 10, işte burası da 10 gibi. Peki bana dikdörtgensel bölgenin alanını soruyor. Bu durumda kısa kenara baktığınızda bakın. Bu
Burası 9 sa, karşı tarafı da 9'dur ve 10 ile 9'un toplamından kısa kenarı kaç buldum? 19. Şöyle çizeyim. Kısa kenarımız 19. Peki 10, 20, 30 oldu burası da. Uzun kenarımız da 30 oldu bu durumda. Ve kısa kenarla uzun kenarı çarparak alanı buluyoruz. Yani 30 ile 19'u çarpıyorum ve 570 santimetre kare buluyoruz. Bir karenin önce tek bir kenarına ulaştık. 10 olduğunu söyledim. 10, 10, 10 sa uzun kenarını 30 bulduk. Ve burası da 10 oldu. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için burası 9 sa burası da 9'du. Ve 10 ile 9'un toplamından kısa kenarını 19 bulduk. Ve alan içinde uzunla kısa kenarı çarptık ve 570 bulduk. Ve geldik 9. soruya. 9. soruda karesel bir bölge var. Yani ABCD karesel bölgesi ve alanı 64'müş. Hemen ben eğer hiçbir kenarını bilmiyorsam kenarının x olduğunu düşünelim. Ve karenin alanı nasıl bulunuyordu? X ile x'i çarparak ve kaça eşit verilmiş soruda? 64. Hangi sayıyı kendisiyle çarptığınızda 64 olur? Tabii ki 8. Demek ki bu kenar 8'miş, burası da 8. Peki şu uzunluk 8 ise bu aynı zamanda buraya da eşit değil midir? Yani burası da 8 değil midir? Öyle değil mi? Peki bana ABE üçgensel bölgesinin yani şunun alanını soruyorsa bu üçgenin tabanını biz biraz önce ne bulduk? Taban bu. Peki bu tabana ait yükseklik kenara eşit olduğu için yüksekliğimiz yüksekliği de 8 olarak alıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 64 bölü 2'den 32 gelir. Ve geldik son sorumuz 10. soru. Elimizde bir yamuk var ve yamuksal bölgenin alanı ile dikdörtgensel bölgenin alanı birbirine eşitmiş. O zaman benim ilk önce şu yamuğun alanını bir bulmam lazım. Üst taban artı alt taban yani 20 artı 16 bölü 2 çarpı yükseklik yani 10. 36'yı 2'ye bölüyorum. 18. 18'de 10'u çarpıyorum. 180. Bu ne anlama geliyor çocuklar? Demek ki yamuğun alanı 180 ise yandaki dikdörtgenimin alanında ne çıkması gerekiyor? 180 çıkması gerekiyor. Çünkü alanları birbirine eşit verilmiş. Peki dikdörtgenin alanı 180 olacaksa burayı bilmiyorum. X dedim. Uzun kenarla kısa kenarı çarptığımızda biz alanı bulmuyor muyuz? Ve alan kaç çıkması gerekiyor dedik. Yamuğun alanına eşitse eğer 180 çıkması gerekiyor. 180'i 15'e bölüyoruz hemen. Ve X'i 12 buluyoruz. Ve bize sorulan ML uzunluğuydu zaten. Ve biz ML uzunluğunu ne bulduk? 12 bulduk. Evet, bu videomuzu bununla bitiriyoruz. Daha sonra kenar alan ve çevre ilişkisiyle devam edeceğiz.